Herkese merhabalar. Asiklet Box kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda Daniel Dubois, Joseph Parker maçı konuşuluyor ile sizlerleyim. Tabi biliyorsunuz ki IBF'in dünya şampiyonu Daniel Dubois ve Joseph Parker da WBO'nun interim kemerine sahip. Öncelikle bu karşılaşmayla alakalı söylentilerden, detaylardan bahsedeceğim. Videonun ilerleyen kısmında da bu karşılaşma olur mu? Bundan bahsediyor olacağım. Dilerseniz e, hemen başlayalım. Evet, e, Daniel Dubois ve Joseph Parker arasındaki e, yapılacak e, bu karşılaşma, daha doğrusu yapılması beklenen bu karşılaşma e, haberini bizlere Michael Benson e, 7 Kasım'da söylemişti. Ve demişti ki, e, işte bu boksörler, yani Daniel Dubois'ın karşılaşması beklenilen e, boksörler içerisinde Joseph Parker'ın da dahil edildiğini, e, Talk Sport'ta konuşulduğunu ve Frank Warren'ın bunu doğruladığını e, bizlere haber vermiş Michael Benson. Tabii ki e, listede çok isim vardı. E, ve özellikle hatırlayacaksınız Daniel Dubois ile alakalı işte denilmişti ki IBF tarafından. E, hani... Herhangi bir rakibi seçebilir kemerini savunması için diye bir açıklama yapılmıştı ama IBF sıralamalarında ilk 15'ten bir rakip bekleniliyordu ama yine de serbest bir durumdaydı Daniel Dubois. Bu haberin daha detaylı bir hali Sky Sports'ta var. İşte gördüğünüz gibi Joseph Parker is preferred opponent to face heavyweight champion. Yani Daniel Dubois ile karşılaşmak için tercih edilen rakip durumunda Joseph Parker'ın bulunduğunu burada söylemişler. Ve bu karşılaşmanın 22 Şubat'ta yapılabileceği, burada Şubat diyor zaten Şubat'ta anlıyoruz ki denil Duboğa zaten 22 Şubat'ta ringe çıkacağı için 22 Şubat'ta kemerini Joseph Parker'a karşı koruyabilir diye bir haber yapıldı. Tabii ki burada haberin altta daha da detayları var ben oralara çok fazla hani tek tek okuyamayacağım burada sizlere direkt hani sonuç olaraktan söyleyeceğim ne olduğunu biliyorsunuz Daniel Dubois Joseph, hani Joseph Parker'la bu maç konuşulmadan önce gördüğünüz gibi Anthony Joshua'yı knockout etmişti ama bu haberin detayında ilginç bir durum da var Daniel Dubois bu karşılaşmayı yani Anthony Joshua'ya karşı yap Karşılaşmayı kaybetmiş bile olsa bu konuşmalar çok çok daha önceden yapılmış zaten Joseph Parker ile maç yapmasıyla alakalı. Buradan anlıyoruz ki Daniel Dubois ile Joseph Parker arasındaki bu konuşmalar daha yeni başlamadı. Dolayısıyla daha önceden konuşmalar olduğu için bu maçın yapılma ihtimali daha da artıyor zaten. Birazdan bu durumlara da geleceğim. E, Daniel Dubois'ın e, demek ki bu maçı e, kaybetmesi dahi halinde bile hani e, Joseph Parker'la karşılaşmasına e, okey veriyorlarsa şimdi zaten Joshua'yı nakat ettikten sonra bu maçın olması daha rahat gibi gözüküyor. Şimdi tabii ki o konudaki fikirlerimi de yine söylüyor olacağım. Diğer taraftan Joseph Parker e, biliyorsunuz e, Zley Zengi ve Deontay Wilder'ı kaybetti yenmişti. Dolayısıyla Joseph Parker da gayet şu anda büyük bir isimle maç yapmak istiyor. E, tabii ki bunlardan dolayı e, bu maçın e, gerçekten güzel bir şekilde olması beklenilir açıkçası. Ve şimdi size burada e, hani dünya sıralamalarını gösteriyorum. Burada e, WBC'de bakın e, şey yok mesela Joseph Parker yok sıralamalarda. Ee, yine aynı şekilde şampiyon olan e, Daniel Dubois da görünmüyor. Yine burada da yok. Burada da yok. iki boksörde. Burada da yok. Ve bakın WBO'da Joseph Parker'ı interim kemeri var olarak göstermişler. Ve IBF'in de zaten şampiyonu Daniel Dubois olduğu için. Yani şampiyonları genellikle listenin e, üst sıralarına koymuyorlar. Direkt hani kemerini belirtiyorlar. Bunu da e, söylemiş olayım. Şimdi e, bu durumda baktığımız zaman biliyorsunuz ki IBF Martin Wakyle ile e, Agit Kabyle ile bir karşılaşma emri vermişti. Bu karşılaşmayı kazanan boksör de e, zaten direkt Deni Yüldüboğan'ın rakibi olacaktı. Ama sonradan IBF ne dedi? E, Deni Dubois istediği bir rakiple hani kemerini savunabilir diye bir açıklama yaptı. Biz buradan anlıyoruz ki. Martin Bakoyle ile Agit Kabeyler arasındaki maç e, olayı olmadı. Demek ki anlaşamadılar ya da başka durumlar oldu ve onun hemen arkasına hani e, 5 Kasım'daki bu son tarihti. Martin Bakole ile Agit Kabeyler'in anlaşma tarihi. Orada bir anlaşma sağlanmayınca ilerleyen günlerde de bu hani 7 Kasım'da e, direkt Joseph Parker ile Daniel Dubois maçı Hemen servis edilmeye başlandı. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki bu karşılaşmanın olabilitesi yüksek bir durumda şu anda. Ama diğer taraftan Frank Warren'ın boksörü hem Daniel Dubois hem de Joseph Parker. Daha önceden Frank Warren kendi boksörlerini bir araya getirmişti. Hatırlayacaksınız ki Daniel Dubois ile Joe Joyce karşılaşmıştı. Ve Karşılaşmayı Joe Joyce kazanmıştı. Daniel Dubois'ın gözünde bir kemik vesaire kırılmıştı. Orbital kemiği. Dolayısıyla yani önemli ciddi paralar olduğunda Frank Warren boksörlerini karşı karşıya getiriyor ki böyle bir maç olursa zaten çok büyük paralar burada dönecektir. Ve Frank Warren da bu maça hayır demeyecektir. Kendisi de zaten Joseph Parker'ın da çok iyi bir rakip olacağını, muhteşem bir maça sahne olacağını, e, harika bir gece olurdu diye ifade etti zaten Frank Warren. Şimdi bu karşılaşma olabilir mi? Yani sonuç olarak buraya gelelim. Bence bu karşılaşmanın olması gerçekten bir taraftan zor, bir taraftan kolay. Kolay olan tarafı şu, Joseph Parker ve ekibi daha çok Tyson Fury'nin e, böyle hani yancısı gibi ve Frank Warren da yine aynı şekilde Tyson Fury'yi kollayacak hareketler yapıyor ve herkes Tyson Fury ile Oleksandr Usyk'in maçını bekliyor. Dolayısıyla yani bu IBF'deki konularda ve WBO'nun direkt hani geçici rakibi Joseph Parker olduğu için şampiyon kim yani WBO kemeri kim de Oleksandr Ama onda kalacak mı? İşte bunlardan dolayı. Ee, bu karşılaşmanın Şubat ayında yapılması e, konuşuluyor. Yani önce bir Tyson Fury, Oleksandr Usyk maçını görelim. Orada kemerler kimde kalıyor? Eğer Tyson de kalırsa e, muhtemelen e, bu karşılaşmayı yapmayabilirler. Çünkü Tyson Fury ile beraber e, kendi boksörünü kesinlikle karşılaştırmak istemeyecektir. Ki Joseph Parker da o kadar hayran ki zaten Tyson Fury'ye kesinlikle Tyson Fury ile bir maç yapmayacaktır. Yani Alexander Usyk'in kazanmasını bekliyorlar bu karşılaşmayı ki e, Daniel Dubois ile Joe Joyce maçını resmileştirmek için bu şekilde söyleyebilirim. Zaten IBF kemerini kazanan boksör de diğer tüm hani kemerlere rakip olacak şekilde bir konuma geleceğinden bu maçın önemi daha da artıyor. Bunlardan dolayı dediğim gibi Alexander Uysik Tyson Fury revanşından ne çıkarsa o sonuca göre kesinlikle bu maç olabilir diye söyleyebilirim. Şimdi e, tabii ki karşılaşmayı Alexander Uysik'in kazanması muhtemel zaten. Bunu kanalda defalarca söyledim. Ama dediğim gibi Tyson Fury kazanırsa biz e, bence Daniel Dubois Joe Joyce, Joe Joyce diyorum Joseph Parker maçını Zor görürüz diye söyleyebilirim. Evet bu video ile alakalı söyleyeceğim konular bunlardı. Sizler de lütfen yorumlarınızı bu videonun altına yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.